Ben niye, ben niye böyle yürüyorum ya? Bu neymiş ya? Bu nedir? Aa! Leyla'nın mı günlüğü? Leyla'nın günlüğünü buldum. Yemin ediyorum günlüğünü buldum kızın ya. Yatağın üstüne niye bırakmış ki bu günlüğü? Yemin ediyorum ben şöyle bir şey tutsam koysam buraya okumayan kalmaz ya. Okumayan kalmaz. Bütün mahalle okur. Kızın günlüğünü buldum. Ne yapayım? Geçmişle meşmiş uğraşmasam mı acaba? Burada vardır işte her şey. Tamam mı? Ha şöyle. Bak ne kadar güzel oldu. Hep beraber bir kahvaltı yapalım şöyle. Ha çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam mı? Leyla birlikte kahvaltı edip mi ya? Ha sert ol. Leyla senin içinde bir sakıncası yoksa baş başa kahvaltıya ne de... Kapıyı usta açabilir. Usta. Senin için bir sakıncası yoksa Leyla ile baş başa kahvaltı edip... Evet. Tamam. Usta senin için de bir sakıncası yok. Aa Hidayet hoş geldin. Hayırdır? Leyla senin için de bir sakıncası yoksa biz usta ile baş başa kahvaltı edebilir miyiz? Ben bir şey söyleyeceğim. Eğer siz özel bir şey konuşacaksanız kalkabilirim. Özel mi? Yok canım. Sen yabancımız mısın? Hidayet nereden aldın bu kekleri? Ne alması usta? Ben bunları el cihazlarımla yaptım ya. Gerçekten. Ha. Bak, bak, bak. Gör de örnek al kızım. Maşallah, maşallah. Ne kadar hamarat çocuk. Gerçekten aşk olsun demek istiyorum ki aşk olsun diyorum. Ben o kadar yemeği kime yapıyorum baba ben? Tamam yemek yapıyorsun. Ellerine sağlık kızım ama biraz hamur işinde biraz zayıfsın. Baba ben sana kek yapmadım mı? Davul fırında sana kocaman kek yaptım. Ya, yaptın doğru ama ben onu yufka zannettim. O kadar inceydi ki hamuru. Kek dediğim birazcık kabarık olur kızım. O ilk seferde olur baba öyle. Tutmamıştır hamurunun şeyi o yüzden. Sonuçta niyet önemli. Neyse. Bu kurabiyeyi sen yaptın değil mi bunları? Tamam. Bir bakacağız bakalım nasıl olmuş. Hidayet. Hidayet. Ne yapıyorsun? Olmamış mı? Yok bu çok güzel olmuş. Sana ne olmuş? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık gerçekten çok güzel olmuş. He afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ne cevherler varmış sende Hidayet. Kekler, çörekler, börekler, kurabiyeler. Maşallah, maşallah. Hidayet. Kekler. Baba. Evet. Baba böyle bir şeyi nasıl yaptın ya? Ne yapmışım? Ne yapmışsın? Nasıl daha ne yapacaksın ya? Hidayet yardım etmişsin. Evet. Nasıl evet? Evet. Hidayet yardım etmişsin. Börek açmasına, kek yapmasına yardımcı olmuşsun hep. Evet. O yaptığı böreklerle gidecek, o kızı etkileyecek. Kızı etkilemekle kalsa tamam yine bir şey değil. Ailesini etkileyecek. Kaleyi içeriden fethetmesine yardım etmişsin hep. Bunu görüyor musun? O neymiş ya? Hidayet'le Kaan börekler ve kurabiyeler için verdi bu parayı. Yuh ama iki kuruş para için yaptığın şeye bir bak Allah aşkına. Helal olsun baba yemin ediyorum ya. Helal olsun ya. İki kuruş mu? Sen bu parayı görüyor musun bu parayı? Burada bu evin bir yıllık masrafları var ve bir yıllık bu... Sen ne zaman aldın o parayı ya Allah Allah. Ya bu var ya iyice azmış durumda. Sabahleyin sen mahallenin bütün çocuklarını topla misketlerini üt. Bütün anne babaları kapıya toplanacak yer. Ver bakayım o paraları. Erdan. Erdan sen ne zaman geldin de o paraları saymaya başladın? Yolda bulsan say demişler İskender. Ben bunları alıyorum. Borcuna sayıyorum. Ayrıca bana dünya kadar borcum var. Onları da unuttum sanma. Bir bir ödenecek onlar. Çünkü... Kapı gibi senet var elimde. Sürüm sürüm süründürürüm adamı. Sen niye ağzıma oturdun ya Erdal abi? Bu... Sen adama senet mi imzalattın bir de? Evet. Allah kahretmesin.
Bir de imza attırtmış buraya. Bu imzanın hiçbir hükmü yok ki. Tabii. Nereden baksan 200 senelik. Vardır. Vardır 200 senelik. Tüf kokuyor be. Öf. Tüf kokuyor imza be. O neyse babalık, bütün bunları sonra konuşacağız. Sonra seninle işimiz bitmedi. Ben şimdi bir kaçayım de. ...200 yıl mı dedi o? Dedi. Hocam senin tevellüt kaç? 1821. Dostum! Ben bundan sonra can dostum sensin. Tamam mı? İskender duydun mu? 1821 dedi. Ya amma uzun yaşamış adam ha. Duydum. Çok güzel. Al götür de evde dost hayatı yaşayın.